İkinci günün sabahındayız. Çınarcık'tayız. Burası sahili. Buradan Bandırma'ya gideceğiz bugün. Hayvanı doyurduk. Biz de doyurduk. Kendimiz de doyurduk. Şimdi normalde içeriden Yalova tarafından da gidilebiliyor otoyoldan. Ama burada güzel bir yol var Gemli'ye giden. Armutlu'dan işte köylerden falan geçiyor. O yolu kullanacağız bugün. Böyle sağ tarafta deniz, sol tarafta dağlar falan. Güzel bir yol olacak. Asfaltı biraz kötü. O kadar iyi bir asfaltı yok. Ama bir yer var, orası bayağı güzel. Orada belki şöyle ufak bir videoda çekebiliriz. Böyle farklı açılardan birkaç kere geçip oradan. Güzel olabilir. Buralar güzel, buraları seviyorum. Sakin. Tatil zamanları buralar çok kalabalık oluyor. Buranın nüfusu normalde 15 bin falan. Ama tatil zamanı 600 bin, 700 bine çıkıyor. 1 milyona kadar yaklaştı oluyormuş. O yüzden şu an çok iyi bence. Ben şimdi kalabalık sevmiyorum. Sen dönecek misin dayı? Ne yapacaksın? Bugün Bandırma'ya kadar gideceğiz. Eğer erken gidersek Bandırma'ya, oralarda güzel yerler varmış, oraları gezeriz. Ama geç kalırsak da sadece bir kampı atarız, orada bırakırız. Şimdi Mudanya'ya kadar yolu biliyorum ama Mudanya'dan o Bandırma arasını bilmiyorum. Oradan otoyolla gitmek istemiyorum. Yine sahilden gitmek istiyorum. O yüzden bir yerler bulmaya çalışacağım. Yol da kötü olsun istemiyorum açıkçası. Çok sarmıyor pis olunca. Hiç denize girmedik ya. Belki bu yarın gireriz. Yarın sabahtan şöyle kampı toplamadan. Şöyle biraz lastikleri ısıtalım. Nasıl böyle? İleride Esenköy olması lazım. Şimdi biz şu ileriden Teşvikiye'ye döneceğiz. Burası kötü. İleriden Teşvikiye'ye döneceğiz. İçeriden o arka yola çıkıp dediğim yola oradan gideceğiz. O dediğim yol burası. Şu taraf Teşvikiye'ye gidiyor. Oradan Teşvikiye'den sonra sağdan bir köprüden geçip yukarıda şelale var. Şelaleye gidebilirsiniz. Gelirseniz güzeldir şelalesi. Onun yukarısında dipsiz göller var. Onun da yukarısında yaylalar başlıyor. Delmece yaylası var burada. Buranın ünlü yaylası o yani. Delmece yaylası var. Dağlarda çok güzel. Müthiş. Ünlü yaylası Delmece. Orada çok kamp atmışlığım vardır. Ya işte çok yani olduğu kadar kamp attım. Geceleri sıkıntılı. Yani kışın geliyorsanız çok yağmur var. Biraz da soğuk oluyor. Ona göre ekipmanınızı getirirseniz mutlu dönersiniz. Şimdi çok yakıyorum şu anda. Biraz vites düşürmem, yükseltmem lazım. Teşvikiye'den çıktık. Şu dağlara bayılıyorum ya. Müthiş. Enfes. Bunlar da hep kamp atılır. Gelirseniz çekinmeyin. Kamp atma konusunda hiç çekinmeyin. Böyle milletin arazisi olmadığı sürece kimse bir şey demez size yani. Şimdi bundan sonra bir kamplı planım var. Motorla gitmeyeceğim ona. Çantamı alacağım. Evimi sırtıma alıp gideceğim. Belki bu tarz bir motorla
uzun yol yapmak isteyen olabilir. Hani deneyim, kendi tecrübemden söylüyorum. Bu motorla ben çok rahat uzun yol yapıyorum. Ben zaten spor motoru daha çok seviyorum. Yani R6'm da olsa, R1'im de olsa muhtemelen onunla uzun tura gideceğim, uzun yola çıkacağım. Çünkü uzun yolda spor motor çok farklı bir şey. Yani enduro tabii ki güzel, rahat. Veya başka motorlar da, yani sokak motorları da rahat, rüzgar alması dışında. Yani bir şekilde yapılabilir ama spor motoru öyle çok değiştiremiyorsunuz. Yani sürekli yatıyorsunuz üzerinde, hani ne kadar uğraşırsan uğraş bir yatıyorsun. Bunlar o kadar spor değil. Bunun gidonu biraz daha yüksek tabii. Bir süper spor motora göre. Ama şöyle durduğunuz için şey yapmıyor hiç. Rahatsız etmiyor ama R25. Yani gidilir. Ben bununla her yere giderim, çok açık konuşayım. Hatta arkadaşım Yunanistan'a gitti. Şimdi Yunanistan'da var. Şey, Tutmayın Lan Beni diye bir kanal var. Abone olursanız. Aboneyseniz yani, biliyorsanız. Konuşamadım. Şimdi geçeceğim ya. Tutmayın Lan Beni Yunanistan'a gitti işte. Mesela onda da R25 var. Hani gidiliyor. O seninle alakalı bir şey. Şu motorla şuraya gidilmez, bu motorla buraya gidilmez. Bunları hiç takmayın yani. Bunu diyelim işte, onunla oraya gidilirim falan diyecek size. Sen tura çıkacağın zaman. Hiç takmayın. Çünkü gidilir yani. Sen gidiyorsan o da gider. Sen gidemiyorsan o da gidemez yani. Çok açık bir şey bu. O yüzden istediğiniz motorla, her motorla gidilir. Adam kaç, 100 cc mi? Vespa ile İngiltere'den geliyor, tur yapıyor. Ah, kaskın içinde hapşıracağım. Lanet olsun. Ah, en sevmediğim şey. Hapşırma. Adam İngiltere'den geliyor buraya. Oo, viraj. İngiltere'den geliyor buraya. O motorla, hani sen 250 cc bir motorla her yere gidersin yani. Hiç düşünme. Ki mesela R25 öyle normal bir 250 cc gibi de değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Yola çıktığınız zaman sizi kimse sıkıştıramıyor sizi. Ben genellikle solda gidiyorum zaten. Düz gitmek istiyorum. Yani hiçbir yere çıkmayacaksam genelde sola geçiyorum, gidiyorum. Kimsenin beni sıkıştırdığını görmedim. Tabii ki arada BMW'si falan geliyor da. Yani çok nadir. O adama da yol veriyorsun, gidiyor ve hani güvende oluyorsun. Böyle sağ şeritte gitmek gibi değil. O yüzden biraz geride kaldı, biraz bekleyeyim şöyle de. Onun afyonu daha patlamadığından yavaş sürüyor. O yüzden çıkın ya, hiç. Her motorla tura çıkılır. Bisikletle çıkılıyor, motorla niye çıkılmaz? Armutlu'yu geçtik. Gemli'ye doğru gidiyoruz. Burası müthiş. Gemlik tam şu karşısı oluyor. Burası. Gözüküyor mu bilmiyorum. Oradan Budanya. Budanya bu tarafta bir yerde. Sonra devam. Bandırma'da kamp atmayı planlıyoruz ama akşam kaçta gideriz bilmiyorum şu anda. Bayağı yavaş sürüyoruz çünkü doğa çok iyi burada gerçekten. Yavaş gitmeden tadını çıkartamıyorsunuz. Şimdi buradan sonra başlıyor.
Gemlik'ten çıktık. Mudanya'ya geldik. Balıkesir yolu üzerinden. İşte yemek falan yedik. Mola verdik biraz. Sonra Trivi'ye geçtik oradan. Kayıyor mu yer? Asfalt iyi değildi. Oradan Trilye'ye geçtik. Şimdi Trilye'den de çıktık. Kurşunlu'ya doğru gidiyoruz. Normalde Balıkesir yolu üzerinden gidilebiliyor tabii Bandırma'ya da. Bence böyle daha iyi. Köy yollarından. Şimdi Kurşunlu var. Kurşunlu'dan sonrasını bilmiyorum ama bilmeye de gerek yok zaten. Yani sahile takip ediyor da gideceğiz. Kaybolmak pek de önemli değil. Daha güzel oluyor. Solluyor muyuz? Burası gerçekten çok güzel. Bir yaklaşık 20 dakikadır, 15 dakikadır falan böyle bir yoldayız. Gerçekten çok güzel. İleride göl falan var sanırım. Haritada gözüküyordu. Bu da yaşanır ya, müthiş. Bandırma'ya kadar böyle gitmeyi planlıyorum. Bandırma'da işte erken gidebilirsek güzel olacak. Gidemezsek kampı atarız, işte takılırız falan. Yarın da asıl yol yarın. Yarın daha uzun bir yol gideceğiz. Buradan Çanakkale'den İstanbul'a kadar. Çanakkale'ye gideceğiz önce, oradan İstanbul'a kadar. Uzun bir yol, dönüş yolu. Burası gerçekten güzel. Bence keyfi bu. Yani tur yapmanın. Tur yapmanın keyfi bu. Böyle şehirler arası yolda gidilir yani. Niye gidilmez? Açtığınız zaman gidiyor motor. Ama buralar başka. Hava çok sıcak. Gerçekten yakıyor şu anda. Rüzgar yedik. Gerçekten yakıyor şu anda hava. Ama böyle bir esiyor da. Ağaçlardan dolayı bir güzel bir hava var. Şu anlık tur çok iyi gidiyor. Buranın bitki örtüsü güzelmiş ya. Böyle hoşuma gitti. Çok ağaçlıklı olunca da böcek falan giriyor. Geçen böyle bir yoldaydım. Şöyle bir eğildi. Yani biraz şey sürüyordum. Hızlı gidiyordum hafif. Tam böyle giderken bir anda sırtımda bir acı. Ama böyle bir acı yok yani. Hiç böyle bir şey olmamıştı. Nasıl sağa çektim hiç hatırlamıyorum. Motordan bir indim. Ceketi çıkarttım, içinden arı çıktı. O gün de tek sırtlık takmadığım gündü. Yani sırtlığı takmadığım gün arı soktu. Böyle, o buranın manzarası güzelmiş. Gerçekten güzel. Evet. Neyse yetişelim. Tek sırtlık takmadığım gün oydu. O gün de arı soktu. Ondan sonra hiç çıkarmadım sırtlığı. Bence sahil yoluydu ama bir baksana ya. Oradan mı gidelim? Tamam. Tamam tamam. Öyle diyorsan. Tamam. Orası mı, emin misin? Bir bak. Eminsin. Bir bak sen. Belki çıkışı yoktur ya. Karacabey 48, Bursa 60. Yanlışlıkla Bursa'ya dönmeyelim. We'll be right back.
köyden gidelim dedik Bandırma'ya kadar. Ama olmadı çünkü yol çökmüş. Bu şekilde. Burası çökmüş. Yani geçemeyeceğiz. Nereden baksam bir 80 kilometre geri gidip başka bir yola girmemiz lazım. Bakalım ne olacak. Buradan kırılmış ya İrfan. Baksana. Şunu şuradan çıkartalım. Bu beni öldürür lan. Bak bu buraya düşse var ya. Hem seni öldürür hem beni öldürür.